Merhaba. Temra bugünkü videosunda makaralı av yayları üzerine kullanılan nişangahlardan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu yaparken de iki nişangah üzerine gideceğiz. Makaralı av yaylarının üzerine takılan bu nişangahlarda ileri seviye ve orta başlangıç seviye nişangahlar bulunmakta. Bu videoda bu kullandığımız ileri seviye bir modelden Sparhawk markasının Fast Eddy XL modeli. üzerine single pin kullanıyor, bir pin var tek bir pin var ve yine bu videoda daha önce kullandığım True Fire markasının yine single pin tek bir pinli bir modelinden bahsedeceğiz. Bu nişangahtan bahsedeceğiz. Nişangah bu nişangahları alırken nelere dikkat edebilirsiniz? Dediğim gibi ileri seviye, orta ve başlangıç seviye nişangahlar bulunmakta. Yaylarda olduğu gibi. Özellikle nişan alırken tercih edebileceğiniz çok pinli multiple pin veya single pinli nişangahlar bulunmakta. İkisinin avantajları ve dezavantajları bulunmakta. İyi okçu veya avcılar iki modelde iki çeşitte kullanmakta. Ben kişisel olarak single pin tercih ediyorum. Tek bir pin tercih ediyorum. Bu tek pinler genel anlamda daha iyi sabitli atış yapmanıza yardımcı oluyor. Çünkü bu makaralı av yaylarında kullanılan site uh, eee ve peep site'larda görüş açınız bir çemberden bakıyorsunuz atış yapacağınız av veya hedefe. iki tane çember var. Bir tanesi gözünüzün önünde bu peep site. Bir de nişangahtaki çember var. Bu iki çemberi e, aynı hizaya getirip atış yaptığınız için görüş alanınızda zaten küçük bir görüş alanınız var. Çoklu pin kullandığınızda bu görüş alanınız daralıyor. Tek bir pin olduğunda bu tek pini nereye hedef alıyorsanız üzerine getirir, bu şekilde atış yaparsınız. Çoklu pinlerin dezavantajı bu şekilde. Ben bu nedenle daha görüş alanına sahip, açık bir alana sahip sadece tek bir pinin bulunduğu nişangahları tercih ediyorum. İleri veya başlangıç seviye bu nişangahlarda başlangıç seviyesinde second ve third axis denge ayarları bulunmadığı için ileri seviyelerde bulunduğu için daha uzak mesafelerde ee, yokuştan aşağı bir tepeden aşağı ve yukarıya doğru Atış yaparken daha isabetli atışlar yapabiliyorsunuz ee, Ve aynı zamanda e, sight nişangah alırken Nişangahlar Bazı nişangahlar sight tape ile gelmekte bazıları e, Özellikle e, çok pinli e, Nişangahlarda Bu pinleri Yani Parlak noktaları e, 20, 30, 40 ve 50 yarda ayarlayarak hangi mesafede atış yapacaksınız Orada bırakarak her zaman bu mesafe pinleri kullanarak farklı mesafelerde atış yapabilirsiniz Fakat tek pinlerde nişangahı yukarıya ve aşağıya hareket ederek, ettirirken Bu side tape'leri kullanıyoruz üzerinde Bu nişangahtaki side tape'ler Bu yapışkan üzerinde mesafelerin sayıların bulunduğu sight 35 tane sight var. Bu nişanla gel, nişan yahlayılan sizin yayınızın hızına ve okunuzun ağırlığına göre bu sight ekipleri bir tanesini seçmek durumundasınız. Nasıl seçeceğimize geleceğim. Fakat buna gelmeden önce makaralı ile avcılığa başlamak istiyorsunuz veya atış yapmaya başlamak istiyorsanız kesinlikle yard ve inç uzunluk birimlerini bilmemiz gerekiyor. Burada metre ve santimetre kullanılmadığı için bu uzunluk mesafelerini bilmemiz gerekmekte. Bu side tape'ler nasıl kullanılıyor? 18 metreye de kesinlikle iyi bir atış yapmanız gerekiyor. Makaralı aviyenizin tüm ayarları yapıldı. Nişangahlarınızın denge ayarları yapıldı. Third axis ve second third axis ayarları yapıldı. 18 metrede iyi atış yaptıktan sonra 60 metrede. 60 yarda pardon 60 yarda e, iyi atış yapmanız gerekiyor. 20 yard, 20 yard ve 60 yard. Ta iyi atışlar yapıldıktan sonra bu site de ilk sayfasındaki calibration scale üzerinde numaralar bulunmakta. 20 yarda atış yaptınız, oraya bir nokta belirlediniz, e, bu 20 e, çizgisini oraya getirdiniz ve 60 yarda gittiniz yaklaşık 55-56 metre olması lazım. Oradan da atış yaptıktan sonra bu calibration scale size hangi side tape'i kullanmanız, hangi üzerinde sayıların bulunduğu, hangi yapışkanı kullanmanız gerektiğini size söyleyecek. Ve bunu da makasla kestikten sonra hangisi hani artık kullanmanız gerekiyorsa bunun gibi mesela bunu nişangahın üzerine yapıştıracaksınız. Ve nişangahın üzerine yapıştıktan sonra da artık 20 yardtan yaklaşık 18 metreden 100 yarda yaklaşık 90 metreye kadar her mesafede tüm mesafelerde rahatlıkla bu nişangahla atış yapabiliyorsunuz. Bu nişangahınızı aşağıya ve yukarıya hareket ettirerek. Ha, bu videoda kısaca nişangahlardan bahsetmek istedik. Uh, bu nişangahların çok daha ayrıntılı konuları bulunmakta. Belki ileri daha farklı uh, videolarda yapabiliriz. Bu ayarlarla ilgili uh, bu site app'lerin seçimiyle alakalı. Uh, şu an bu video bu şekildeydi. Uh, bu videodan sonra da bir uh, makaralı av yaylarında kullanılan, makaralı okçulukta kullanılan tetiklerle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Uh, bu video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uh, Temranav.com'u veya sosyal medyanın Instagram'dan uh, bizi Facebook'tan takip edebilirsiniz. Teşekkürler.